Nisa peki ne olacak şimdi? Hep Gamze'de kalacak değiller ya babamlar. Allah işte bilmiyorum ki. Elde yok, avuçta yok. Ev kiralayalım desek o da çok zor. Ya kızlar ben acaba diyorum burada böyle organizasyonlar falan gibi bir şeyler mi yapsak ha? Yani hem daha fazla para kazanırsak işte belki senin ev kirana yardımı olur ne bileyim hep şey geldi aklıma. Yok yok Nurhan sağ ol. Ya zaten burası kendini zor döndürüyor. Ev kiraları desen almış başını gitmiş. Bilmiyorum vallahi. Şükran, Tahir de sende kalmış. Mecburiyetten. Oğlum kız, sizin bu boşanma işi ne olacak? Ya boşanacağız elbet. Ama önce Tahir'in bir avukat tutması lazım. Tabii. Sonra bir boşanma prosedürü hazırlamamız lazım. Çocukların velayeti kimde kalacak? Oturup böyle karşılıklı medeni bir şekilde konuşmamız lazım. Yani olacak inşallah. Yani çocukların velayetini senden isteyecek hali yok herhalde o kadar şeyden sonra. Yok canım. Her şeyi yapar ama beni o kadar da üzmez. Vallahi ben Tahir tanıyorsam boşanmamak için bu işi süründürecek. Bence öyle yani. İstediği kadar süründürsün Nisa. Benim şu saatten sonra çocuklarımdan başka hiçbir şey umurumda değil. Onlar bu süreci güzel atlatsın. Az hasar alarak atlatsınlar. Gerisi boş yani. Öyle, öyle inşallah. Çocuklar demişken de bu Eda Nilüfer'in yanına evine gitmiş. Ne? Niye? Yani herhalde kardeşler ya. Birbirlerini daha yakından tanımak istediler. Ama o kadının evine gitmiş bu yani. Ben bir şey demedim tabii Eda'ya. Nilüfer'in zaten de günahı kabahati var. Tabii. Allah Allah Eda'ya bak sen. Bizim Eda dili pabuç kadar olan. Ha. Yani bir şeyler çeviriyor bu kız ama hadi bakalım hayırlısı. Allah Allah. Ya ben bir salçalı su mu yapayım, ne yapayım? Durdum kaldım böyle lafa dalınca. Ben yapsana. Hah. Aa! Ay kız kim ki bu? Bak geldi dükkanın önüne park etti. Ya ben söyleyeyim de park etmesin, dükkanın önünü kapatacak. Aa, Tahir. Tahir ya gerçekten bu. Selamun aleyküm hanımlar. Aleyküm selam. Tahir ne bu şimdi? Nereden çıktı yani bu araba? Babamlar evsiz kalırken sen koşa koşa gittin kendine bir araba mı aldın? Ha ben senin gözünde öyle biriyim. Böyle şerefsiz biriyim değil mi Şükran? Niye? Hepimiz borç içindeyken sen vicdana para vermedin mi? Ya tamam yaptık bir hata ya. Böyle sürekli yüzüme mi vuracaksın? Tahir, nereden çıktı bu araba? İş yerimden. Bana özel tahsis ettiler. Ceket giymiş. Ne yani şimdi? Sen de böbürlene böbürlene arabayı aldın buraya mı getirdin? Hani bunlar haram şeylerdi, günahtı bunlar. Lüks açgözlülüktü senin için. Amerika'nın icat ettiği şeylerdi bunlar. Ne oldu Tahir? Şükran, bu lüks değil. Çalışıyorum ben. Emeğimin karşılığı bu. Canım sana çalışma diyen yok. Ama böyle herkesin gözüne sokar gibi tavırlar görgüsüzlük oluyor Tahir. Tamam neyse. Çocuklar buraya geleceklerini söylediler. Neredeler? Yok öyle bir şey. Ben bugün onlara evden çıkmayın dedim. Eda'nın sınavı var. Ders çalışacak onlar. Bak sakın çocuklarımın yanına gidip şov yapayım falan deme. Kafalarını hiç karıştırma. Ders çalışacak bugün onlar. Sakın bak. Ya buraya geliyoruz dedi bu kız. Halde tuhaf bu kızın kaç gündür zaten. Ne canım? Niye tuhaf canım? Nereden çıktı bu? Yok. Boş ver Şükran ya. Burnun dibindesin. Sen anası olarak anlamadıysan ben sana ne anlatayım ki? Ne yani? Senden mi? Telefonu gördünüz mü? Hasan, kardeşim. Ne oldu? Var mı adamlardan bir haber? Vallahi araştırıyoruz. Birkaç isme ulaştık ama daha garip bir şey oldu. Tesadüfen yani. Söylemekte de tereddüt ettik ama. Nasıl anlamadım? Aileni savcılığa girerken görmüşler. Haberin var. Şikayetçi olacaklardı. Dava açacaktı babam. Yok. Evle ilgili değil konu. Neyle ilgili anlamadım. Detayları öğrenemedik ama
kızınla ilgili. Ne diyorsun sen Hasan? Bir yanlışlık vardır. Yok, basbayağı senin kızının adı geçmişti. Hayır, onunla ilgili bir durummuş. Reşit olmadığı için de dedesi, kardeşin, karısı falan hep birlikte gidip savcılığa şikayette bulunmuşlar. Yürü yürü, adliye gidiyoruz. Ay yazık kız. Çocuklarını falan gösterecekti herhalde. Şoförü möfürü var, baksana fırıl fırıl etrafında. İzzah, bunun yeni işi ne? Yayıncılık gibi bir şey dediydi. E bundan önceki işitme de yayıncıydı. Ama böyle paralar falan kazanmıyordu. Ne bu şimdi? Bir bilsem Şükran. Bir bilsem.